Ne yaptın? Babanın rüşvet fonunu ben ihbar ettim. Hayır. Hayır, o avukat yaptı, Levent yaptı. O belgeleri ben bulup verdim ona. Ortaktık biz. Cansu dur. Kerem bırak beni, konuşmak istemiyorum seninle. Bırakmayacağım. Gerekirse sabaha kadar burada dururum, bırakmayacağım. Konuşacak ne kaldı ki? Sen her şeyi zaten bir cümlede söyleyip bitirdin Kerem. Cansu bir dinle. Ya neyi dinleyeceğim ya? Kerem ben seni niye sevdim biliyor musun? Sen çünkü kimseye benzemiyordun. Sevmeyi biliyordun. Hayatımda ilk defa sevildiğimi, korunduğumu hissettim. Kendimi senin tutacağını bilerek sana bıraktım. Sen hesapsızdın. Yani ben öyle zannediyordum. İkimizden başka hiçbir şey düşünmezsin sanıyordum. Ben sana gelip itiraf etmek istedim. Ama seni kaybetmekten çok korktum. Cansu ben seni çok seviyorum. Ben şüphelendim senden biliyor musun? Sonra kızdım kendime. Utandım. Nasıl böyle bir şey düşünürsün dedim kendime. Senin hiç mi vicdanın yok Kerem ya? Hiç mi vicdanın sızlamadı? Sızladı sızlamaz mı? Nefes alamadım, kendimle yaşayamadım. Ama neden yaptım bilmiyorum. Herkes üstüme geldi, yaptım yani. Her şey üstüne geldi, öyle mi? Peki ben ne yaptım sana? Bize bunları yapacak ben ne yaptım? Sen değil. Ailen. Annen, baban. Ya bize ne onlardan? Ben seni seviyorum dedim sana, beni duyuyor musun? Ama sen bize bakmayı değil, onlara bakmayı seçtin. Çocuklar, ne oluyor böyle gece gece? Ya bir saatten beri bağırışıp çağrışıyorsunuz. Eviniz barkınız yok mu sizin? Kerem. Gel. Ha, gel. Gel bak, babanın ailenin yaptıklarına bak. Babamla ne ilgisi var? Haciz diyorum, haciz. Senin baban getirdi bu hacizi bu eve. Hayır, sen yanlış biliyorsun Kerem. Yılmaz amcanın borcu vardı. O yüzden böyle oldu. Hayır işte, öğrenmiş bir yerden bizim borcumuz olduğunu. Eli kolu da uzun ya. Tuttu adamları getirdi buraya. Koranların selamı var dediler burayı talan ederken. Öğrendin mi şimdi? Sen yalan istemiyordun değil mi Cansu? Tamam, yalan falan yok bundan sonra. O zaman ben annenden de bahsedeyim sana. Annem bugün beni para avcısı olmakla suçladı. Seni kullanmakla suçladı. Ben sana tek bir kelime bile etmedim. Sizin evde benim aileme yaptıklarını söylemiyorum bile. Hani sen dedin ya bana, ben sana ne yaptım, sen niye böyle bir adam oldun diye. Bütün dünya Cansu, bütün dünya. Bediyası, Mert'i, Süreyya'sı, Metin'i hepsi üstüme geldi, hepsi bitirdi beni. Kaç ay öncesine kadar hayallerim vardı ya benim. Garipçe'deki ev mi? Garipçe'deki ev. Peki ben ne yaptım? Elimde avucumda ne varsa gittim seni zannettiğim aileye verdim. Kerem. Sonra bir öğrendim. Meğer o da yalanmış. Meğer gayet varlıklı bir aileymişsiniz.
gerçekler dedin yani. Asıl senin bu gerçeklerle yüzleşecek cesaretin var mı? Yaptık. Yaptık. Şimdi ne olacak peki? Ben ne hayallerle gelmiştim buraya. Her şeyi bırakıp sadece seninle olacaktım. Ne yapacağız şimdi? Kavga edeceğiz. Bağıracağız, çağıracağız. Ama sonra... Yapma. Sen beni sevmiyor musun Cansu? Seviyor musun, sevmiyor musun? Seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Yetmez mi? Ama olanlar... Ben senin kalbini kırdım, sen benim kalbimi kırdın. Ne oldu yani? Eşitlendik mi şimdi? Her şey yoluna girdi mi yani? Hiçbir şey olmamış gibi mi yapacağız? Eşitlenmedik. Annem babam sana kötülük yaptı. Sen de benden intikam aldın işte. Ne diyorsun yani? Yapma. Cansu. Ayşen teyzeye verirsin. Ben tüm bu olanlardan sonra yapabilir miyim bilmiyorum. Garipçeyi hatırlamıyor musun sen? Hiç mi değeri yok? Ne kadar saftı, ne kadar temizdi, masumdu. Unutabiliyor muyum sence? Ne zaman mutsuzluğa kapılsam onu hatırlıyorum. Bana güç veriyor, umut veriyor. Ama sen söyle Kerem. Bir güzel gece kaç hatayı affedebilir? Deniz kenarında masum bir dans. Binlerce parçaya bölünmüş bir yüreği tamir edebilir mi?
Cansu. Baba. Ne oldu kızım? İyi misin? Çok özür dilerim, çok özür dilerim. İyi de niye özür diliyorsun ki benden durup dururken? Çünkü elimden başka hiçbir şey gelmiyor. Çok üzgünüm. Cansu ne oldu? Neredesin sen? Evde değil misin yoksa? Cansu korkutma beni. Yoksa biri bir şey mi yaptı sana? Biri bir şey yapmış olsaydı gerçekten. Canımı yakmış olsaydı korur muydun beni? Arkamda durur muydun? Tabii korurdum kızım. Niye korumayın? Ben senin babanım. Cansu. Eğer sana biri bir şey yaptıysa gelip hemen geberteyim onu. Söyle. Yok. Kimse bir şey yapmadı baba. Niye ağlıyorsun o zaman? Bize ağlıyorum. Ailemize, başımıza gelenlere. Buna ben de çok üzülüyorum kızım. Böyle kendi evimin merdivenimde oturuyorum. Kedinin ciğere baktığı gibi bakıyorum ama içeri girebildiğim falan yok. Baba. Ya tamam biliyorum. Size çok haksızlık ettim ama bu kadarını da hak etmedim be kızım. Yani böyle kaldırımlarda şurada burada. Ben anneni çok seviyorum Cansu. Ben ailemi çok seviyorum. Ve onu kaybetmek istemiyorum. Kerem. Kerem bir şey mi oldu oğlum? Anne ben çok yoruldum ya. Hadi dönün artık. Oğlum beni korkutma, kötü bir şey mi oldu yoksa? Oldu anne, çok şey oldu. Ayşen nerede kaldı yemekler? Kerem. Anne. Ha oğlum. Hani ben şimdi bambaşka bir adam oldum ya. Siz vazgeçtiniz mi benden? Hiç olur mu öyle şey oğlum? Biz senden vazgeçer miyiz hiç? Sen bizim her şeyimizsin yavrum. Oğlum Kerem. Baba. Baba ben her şeyi itiraf ettim. Artık eskisi gibi bir adam olacağım. Senin gurur duyduğun gibi bir adam olacağım. Hadi siz de dönün artık ha. Ama dönmek istemezseniz tabii. Olur mu hiç oğlum? Biz gelmek için can atıyoruz. Senden haber bekliyorduk zaten. Annem bavulları hazırladı bile. Değil mi Ayşen? Gün sayıyorum oğlum ben, gün sayıyorum. Çok şükür. Tamam ben sizi almaya geleyim o zaman. Yok yok. Biz hemen yola çıkıyoruz. Sen gelmeden biz orada oluruz zaten. Ya olur mu öyle şey? Olur olur. Sen yerinde otur. Oğlum geri gelmiş. Ben koşmaz mıyım şimdi ona? Biz yetiştik oğlum. Sen merak etme. Hadi hoşça kal yavrum. O adamın yanından geliyorsun değil mi? Cansu ne yaptığını sanıyorsun sen? Ha? Bu sefer de sen beni dinleyeceksin anne. Öyle mi küçük hanım? Ne dinleyecekmişim acaba? Ayrıca sen bana ne söyleyecek olabilirsin? Babamla bir olup Kerem'in evine haciz gönderdiğini biliyorum. Bugün Oliva'ya gidip Kerem'e akıl almaz sözler söylediğini de. Evet.
Ne olmuş? Nasıl yani? Nasıl yani? İnkar falan etmeyecek misin? Yani ne bileyim, gözüm dönmüştü, çok öfkelendim falan deyip bir açıklama yapmayacak mısın? Her ne yaptıysam bile isteye yaptım. Yine olsun, yine yaparım. Ben bugün neredeydim biliyor musun anne? İşten sonra ben nereye gittim? Hani sen eve geldin, bağırdın, çağırdın ya. Ben aslında neredeydim? Vallahi bilemeyeceğim. Herhalde o kedi suratlının yanındaydım. Senin Levent'inin yanındaydım. Ne? O adam sana layık mı bir görmek istedim. Babama rağmen anne. Senin iyiliğin için, mutluluğun için. Çok aşıktın ona. Eğer o da iyi biriyse belki mutlu olursun diye düşündüm. Sen kim oluyorsun da kim bana layıkmış değilmiş ona bakıyorsun? Haddini aşıyorsun. Boyundan büyük işlere kalkışıyorsun. Ben aramızdaki farkı ortaya koyuyorum. Ben senin mutluluğun için uğraşırken tam olarak aynı saatlerde sen benim kuyumu kazıyordun. Bunu unutma. Dur tahmin edeyim. Cansu Kerem'den döndü. Bir de isyankar havalarla geldi ki sorma. Kimse de kalkıp Begüm demişti demiyor. Neyse canım, bu da benim kaderimmiş. Ya Begüm. İyi tamam. Ne yapacaksın peki şimdi? Ne yapacağım biliyor musun? Kerem'in ailesine iadeyi ziyarete gideceğim. Yok artık. Bir de o insanların ayağına mı gideceksin? Vallahi ne gerekiyorsa yapacağım. Bu iş olmayacak. Bak ne diyeceğim sana. Sen şu Cansu ile Kerem'i ayırma işini bana bıraksana. Biliyorsun ben bu işlerde iyiyim. Haklısın. Senin kafan bu işlere iyi çalışıyor. Çalışıp çalışmasına da kendini çok fazla belli ediyorsun. Nasıl? Hırslarını, yani gözlerinden okunuyor her şey. Öyle olunca da oyun daha başlamadan bitiyor. Yani aklında bulunsun diye söyledim. Ayrıca biz öyle oyun, plan, program, o safhaları çoktan geçtik. İş ciddiye bindi. O yüzden artık bana sormadan hiçbir şey yapmayacaksın. Ben devralıyorum, tamam mı? Tamam. Hadi ben annesiyim. Ne yediği belirsiz bir adama gitmesini istemiyorum. Sana ne oluyor? Senin nedir alıp veremediğin bu ikisiyle? Niye olacak canım? Sen annesiysen ben de ablasıyım. Bu ailede yanlış bir beraberliğin nelere mal olabileceğini en iyi ben biliyorum anne. Kardeşim hayatını mahvetmeden önce göz kulak oluyorum ona. Ablalık vazifem bu benim. İyi. Tamam. Evet. Şehzadem. Babaannem. Saat kaç? Hemşirelerin geldi biraz önce. Bir 15 dakika sonra alacaklar seni ameliyata. Ameliyata 5 var desene. Babaanneciğim. Bak bunların hepsi geçecek. Söz veriyorum sana. Hatırlamayacağız bile bugünleri. Mert. Şu başucumdaki çekmeceyi açar mısın? Kağıdı bana ver. Babaanne, bunları mı konuşacağız şimdi? Miras düzenlemesi falan yok artık. Zaten vasiyetimi biliyorsun. O kızdan uzak duracaksın, sonra... Babaanne. Oğlum, bana bir şey olursa... Hayır, ben bunları duymak istemiyorum babaanne şu anda, lütfen ya. Oğlum. Her şeye hazırlıklı olmamız lazım. Ya bir şey yok. Gideceksin, güzel güzel ameliyatına gireceksin, çıkacaksın, bitecek gidecek. Bu kadar. Hiçbir şey olmayacak sana. Bak, avukatlar... Babaanne,
Bak ben küçükken canavarlardan, öcülerden bahsettiğimde sen bana ne diyordun? Böyle saçma sapan şeyler duymak istemiyorum diyordun değil mi? Şimdi ben duymak istemiyorum o saçma sapan şeyleri. Güzel güzel oturacaksın, uslu uslu bekleyeceksin hemşireni, ameliyatına gireceksin. Ben avukatlarla gereken şeyleri konuştum zaten. Bak hala ne diyorsun ya? Ya bir şey yok babaanne, bugün ameliyat, yarın deniz. Serserim benim. Bediye Hanım, ameliyat için sizi hazırlığa alacağız. Mert Bey sizi dışarı alabilir miyiz? Ha. Alıyorum bunları. Ben dışarıdayım, tamam mı? Bir kere daha tut elimi. Dışarıdayım ben, tamam mı? Koşarım da ama prosedür böyleymiş. Bak babaanneciğim ben buradayım, tamam mı? Hiçbir şey olmayacak sana. Güzelce gir ameliyatına, tamam mı? Hiçbir yere gitmeyeceğim. Sakın korkma. Bana hiçbir şey olmaz. Ben Bediye Çalhan. Senle daha ne kavgalar edeceğiz biz. Ben gideyim şu hastalıktan kurtulayım, geleyim. Sen de hazırlan. Geliyorum kavgaya. Tamam. Doldurmuşsun bavulları. Kurşun gibi. Yavaş Yılmaz. Çocuğu uyandıracaksın. Uyansın kerata. Özledim onu. Kalsın da bir öpeyim. Aa, illa birini öpmek istiyorsan beni öpebilirsin tatlım. Evet. Oğlum. Oh, kurban oldum. Canım benim. Oh. Oğlum hoş geldin. Hoş bulduk oğlum. Hoş bulduk. Ne yaptınız, nasıl geçti o? Mis mis. O yollardaki çizgiler var ya, onları saydım bir an önce gelelim diye. Ay yavrum benim. Bak 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 bak. Aferin benim oğluma. Bak evi hiç dağıtmamış, görüyor musun Yılmaz? Kimin oğluyum ben? Kimin oğlu olacaksın? Sen bizim oğlumuzsun. Sen var ya, sen bizim canımızın içisin. Sen bizim bir tanemizsin yavrum.
Vay, hiç yapma böyle, ne yapıyorsun? Yapmıyorum, yapmıyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Şimdi gideceğim, harika bir kahvaltı hazırlayacağım. Ondan sonra bütün kötülükler, şunlar, bunlar evimizden uzak dursun artık. Annem, ben kalamayacağım bu arada kahvaltıya. Bu saatte mi? Daha çok erken değil mi oğlum? Ne erkene koydular toplantıyı baba, ne yapayım? Tamam, biz de dönünce dertleşiriz. Hani sen şu itiraf mı itiraf? Ayşe, dur bakalım, bir nefes alalım. Tamam, tamam, konuşuruz. Sen akşama yemeği hazır et de. Hazır etmez miyim? Hadi giyiniyorum ben. Hadi biz de şu bavulları açıp yerleştirelim. Yerleştirelim, dur üstüne çık. Hadi çabuk ol. Kardeşim. Gitti abi, götürdüler babaannemi biraz önce. Aynen de geri getirecekler kardeşim. Medya'nın güçlüdür oğlum. Bittiği gibi geri gelecek. Tamam. Ameliyatı aldılar mı Bedi Hanım'ı? Aynen, aldılar biraz önce. Sağlıklı çıksın inşallah. Sağ ol. Ha, bu arada ben Ece'ye hiçbir şey söylemedim ha. Sen de söyleme, tamam mı? Yok yok, sen merak etme. Ece'yle ben ilgilenirim. Sen nasılsın? Ne kadar sürecekmiş ameliyat, bir şey dediler mi? Ha, yok bilmiyorum, bize de bir şey söylemediler. Kerem'in işi varsa ben kalabilirim. İşlerimi ona göre ayarladım. Yine mi ya? İyi, ben gidip su falan alıyorum o zaman. Bir şeyler alıyorum. Abi bak. Hayat çok kısa, tamam mı? Yani ben şunları yaşayacağımı bilsem, babaannemin başında şunların geleceğini bilsem bu kadar üzer miydim? Aynı zamanda Ece'yi üzmemek için çalışıyorum, debeleniyorum, görüyorsunuz. Ya şunu söylemeye çalışıyorum. Aranızdaki problem her neyse, eğer sonunda birisi incinmeyecekse, birisi ölmeyecekse... Ya bırakın abi artık şu inadı. Annenlere söyledin mi Bedi Hanım'ın durumunu? Söyleyemedim daha. Memleketteler mi hala? Yok, bu sabah geldiler de gelir gelmez üzmeyeyim dedim. Bedi Hanım atlatsın da ondan sonra söyleyeceğim. Anladım. Cansu, ben seni çok özlüyorum. Öyle kolay mı ya? Ben de seni çok özledim diyeyim. Ellerini tutacağım, bitecek gidecek, öyle mi yani? Özlemedin mi? Babam hapse girerse ben ne yapacağım Kerem? Senin ellerini nasıl tutacağım? Öyle kolay değil işte. Heh. Sağ ol karıcığım. Evim, evim, güzel evim. Hadi. Memlekette çok mutluydum diyordun. Numaracı. İnsanın evi gibisi var mı Yılmaz? Hem hep aklımda Kerem vardı. Allah'tan oğlumuz eski haline döndü. Öyle. Ne oldu? Sen sabahtan beri bir karardın yine. Kerem'i düşünüyorum. Hadi ders vermekten vazgeçti diyelim. Ders aldı mı acaba? Bu önemli. Cansu'yla da barışmışlar. Ben bir şey demedim ama. Birbirlerine denk değiller Ayşen. Bu durum her gün, her saat çıkacak karşılarına. Ah benim zavallı oğlum. Ama çok aşık oldum. Ne yapsın Yılmaz? Nasıl ayrılacaklar şimdi? Bak, komşularım geldiğimi duydu. İyi ki börek yapmışım.
Merhaba Ayşen Hanım. Hayırdır? Ne arıyorsunuz siz burada? Konuşmamız lazım. Bizim sizinle konuşacak bir şeyimiz yok Süreyya Hanım. Hayırdır Ayşen? Biliyorum bana çok kızgınsınız. Ama ben çocuklarımızın iyiliği için geldim. Gerçekten. En azından bir dinleyin olmaz mı? Tat diyelim, tatlı konuşalım. Olur mu? Biz kapımıza gelen kimseyi geri çevirmeyiz Süreyya Hanım. Evimize gelen misafiri yerin dibine sokmayız. Aksine başımızın tacı yaparız. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bebeğim. Mert neredesin? Ya avukat falan uğraşıyoruz işte. Bu miras işleri falan. Sen neredesin? Ben nerede olabilirim? Tabii ki Oliva'dayım. Sen çok pahalı bir trüf mantarı sipariş etmişsin. Evet. Ya onu getiren şirket nemli yerde muhafaza etmemiş. Bunlar bozulmak üzere. İade de almıyorlar. Ne yapacağım ben? Ya Ece, ben hiç bunlarla uğraşmak istemiyorum şimdi gerçekten. Sen onları artık bozulmadan menüye falan dahil et. Kampanya mampanya bir şeyler ayarla, tamam mı? Ya sabahtan beri tek başıma uğraşıyorum. Cansu yok, Kerem yok. Nasıl halledeceğim bütün işleri tek başıma? Ya haklısın bebeğim, haklısın da. Sen şöyle yap istersen. Orada benim sevgilim var. Nişanlım hatta. İnanılmaz cici bir kız, inanılmaz minnoş, inanılmaz yaratıcı. Böyle cin gibidir, her şeyi halleder. Git ondan yardım al, olur mu? Şapşal, tamam. Sen ne zaman geleceksin peki? Bilmiyorum ki. Karışık mı orası? Fazlasıyla. Ece, ben seni sonra arayayım. Tamam, hadi bay bay. Mert, ne oldu? Doktor bey, bitti mi ameliyat? Ne oldu? Mert bey, telaş yapmayın ama beklenmeyen bir kanama gerçekleşti. Nasıl kanama? Kanamayı durdurmaya çalışıyoruz. 4 ünite daha kan istedik ama durum hala kritik. Ne demek kritik? Kritik ne demek abicim? Kritik ne demek ya? Bir şey mi oldu babaanneme? Bakın, ha? Bir şey mi olacak babaanneme? Bir sakin ol, bir dur. Bakın, lütfen sakin olun. Elimizden geleni yapıyoruz. Bize lazım olan şu anda sadece kan. Ve Bediye Hanım'ın kan grubu 0 RH negatif. Sıfır? Benim 0 RH negatif benim kanım. Benim de. Çok iyi. O zaman hemen sizden kan alalım. Tamam. Sebebi ziyaretiniz nedir? Bir emriniz mi vardı? Rica ederim, olur mu öyle şey? Ben sizlerle barışmaya geldim. Buyurun. Çok teşekkürler. Size layık değil ama. Çok teşekkür ederim. Gerçekten harikulade. Afiyet olsun. Bakın ben geçen gün öfkemi kontrol edemedim ve size hiç ama hiç istemediğim sözler sarf ettim. Ama inanın bütün bunların bir amacı vardı. Durun ben tahmin edeyim isterseniz. Hizmetçi olduğumuzu hatırlatmak için de herhalde. Hayır, hayır. Olur mu? Öyle şey olur mu hiç? Asla. O zaman oğlumuzun canını yakmak içindi. Hayır. Cansu ve Kerem'in birbirlerine denk olmadıklarını göstermek için. Yani birbirleriyle mutlu olamayacaklarını anlatabilmek içindi. Biz de sizinle aynı fikirdeyiz. Ama sizin yöntemlerinizi seçmiyoruz. Biz çocuklarımızın canını acıtmıyoruz. Bakın benim hırçınlığımın bir nedeni vardı ve... Benim şu anda sizin yardımınıza çok ihtiyacım var. Metin'le ben 30 yıl önce evlendik.
Metin üniversitede garsonluk falan yapan, böyle çok hırslı, çalışkan bir gençti. Küçük bir işletmesi vardı. Bense, ben böyle şey söylenmez ama tabiri caizse, neredeyse saraylarda büyüdüm, el bebek, gül bebek. Annem babam bu evliliğe çok karşı çıktı, hiç istemediler. Babam bana defalarca konuştu, kızım yapma, olmaz, mutlu olamazsın vesaire işte. Ama ben tabii dinlemedim, kafamın dikine gittim, gençlik tabii. Sonuçta evlendik. Babam Metin'e destek oldu ve sonuçta Metin holding sahibi oldu. Allah daha çok versin de yani bunlardan bize ne? Ama Metin aramızdaki bu farkı hiçbir zaman hazmedemedi. Hazmedemedikçe de bana işkence etmeye başladı. Parası arttıkça huyu değişti. Ben Metin'i tanıyamaz oldum. Bambaşka biri oldu ve çok... çok, çok, çok canımı yaktı. Anlıyor musunuz? Ben kızım benimle aynı kaderi paylaşsın istemiyorum. Oğlumuz sizin kocanıza asla benzemez Süreyya Hanım. Biz oğlumuzu biliriz. Bakın. Ama biz oğlumuzun üzülmesini, aşağılanmasını istemiyoruz. O bu dünyanın insanı değil Süreyya Hanım. O halde aynı şeyleri istiyoruz. Evet. Davul bile dengi dengine. İnanın o kadar rahatladım ki. O zaman bana yardım edeceksiniz. İyi de biz ne yapabiliriz ki? Merak etmeyin. Ben ne yapacağımızı gayet iyi biliyorum.